Evet arkadaşlar, bugün akademik çalışma yapacaklar için 8 önerimiz var. Bu önerilerimizi tek tek açıklayacağız. Öncelikle Google aramada daha kolay nasıl ararız? Mesela diyelim su buharını arıyoruz. Araştırmamız su buharı üzerine. Su buharını yazdığımız zaman Google bize yan yana da bulabiliyor. Fakat su ve buharını ayrı ayrı kelimeler olarak da bulabiliyor. Biz bunu bitişik bulması için su artı buharı şeklinde yazdığımız takdirde bize sürekli olarak su ve buharının yan yana olduğu kelimeleri bir arada bulmamızı sağlıyor. İkinci bir önerim ise LibreGenesis adlı bir site. Bu sitede de istediğiniz kitap veya bilimsel makale, işte magazin dergisi olabilir, komik yayınlar olabilir. Bunları ücretsiz olarak size sunuyor. Kendi bölümüm olduğu için Water Treatment yazdım. Burada Water Treatment ile ilgili kitaplar mevcut. Nasıl indireceğiz bu siteden? Yan tarafta Mirrors bölümü var. Mirrors bölümünden herhangi bir seçeneği seçip 1, 2, 3, 4 farklı yerler ama hepsi aynı. Buradan Get dediğimiz zaman indirecektir bunu. Diğer bir önerimiz ise Google Books'ta Engram Viewer kelimenin yıllara göre ne kadar oranda kullanıldığını arıyor. Ben buraya water kelimesini yazdım. Türkçe bir kelime de olabilir. İşte 1800 yıllardan daha önceki yıllara da kelime kullanılmış. Fakat ben bunu kitaplar içerisinde göstermek istiyorum, görmek istiyorum. Buradan tıkladığımız zaman kitaplar içerisinde nasıl olduğunu daha detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Bir diğer önerimiz de Visuverse. Burada ise bize kelimeyi yan kelimelerini veya yan farklı kelimeler neler kullanabiliriz onları gösteriyor. Gene water kelimesi üzerinden devam edelim. İşte water yazdık. İşte water base point, water color, işte body of water, HQ. İşte bunların neler aslında bir nevi kelimeyi farklı şekilde düşünmemizi kolaylaştırıyor. Bir diğer önerimiz de dataset search. Burada ise konuyla ilgili veri kümesini bize buluyor. Mesela koronavirüsle ilgili deneyelim. Tıkladığımız zaman Dünya Sağlık Örgütü diyor, keşfet diyoruz mesela. İşte en son bugüne ait rapor var. Tıkladığımız zaman bize direkt elimize veri setlerini buluyor. Türkiye'ye baktığımız zaman mesela 106 diyor en son dün için ölüm miktarını. Bir diğer önerimiz ise kitaplarla konuş. Burada ama İngilizce olarak denememiz lazım. Mesela işte why did, burada sorduğumuz soruyu, bu kısımda sorduğumuz soruyu kitap içerisinden size direkt cevabını veriyor. Mesela Dünya Savaşı'nda ne oldu diyor. İşte şu Dünya Savaşı şu zamanda başladı veya bunun gibi size direkt yanıtları veriyor. Yani sorduğumuz soruların yanıtlarını bize direkt vermiş oluyor. Bir diğer önerimiz ise SumNotes diye bir site. Bu sitede de okuduğunuz makalede üzerine sarıyla çizdiğiniz veya belirttiğiniz kısımları size ayrı bir dosya olarak, Word dosyası olarak çıkarmış oluyor. Tabii bu belli bir yere kadar ücretsiz, sonra üye olup daha da erişiminizi arttırabilirsiniz. Bir diğer önerimiz ise SciHub diye bir site. Bu sitede de ücretli olan makaleleri, erişim izni olmayan makaleleri erişim izinlerini kaldırıp size PDF olarak sunuyor. İndirmenizi olanak sağlıyor. Burada dikkat etmeniz nokta, makalenin tam adını buraya yazmanız gerekiyor.